Merhaba arkadaşlar, afet eğitimi derslerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatacağız. Biliyorsunuz ki ilk dersimizde depremin nasıl oluştuğunu, depremin neye sebebiyet verdiğini ve bununla alakalı ülkemize ve dünyada yaşanan depremlere örnek vermiştik. Bugün de deprem öncesi, deprem anı ve sonrası yapılması gerekenleri sizlerle paylaşacağız. Bu videomuzu hazırlarken AFAD ekibinden, akut ekibinden, ilk yardım ekiplerinden birçok değerli uzmanın görüşlerini, önerilerini ve cümlelerini, bilgilerini buraya aktardık. Lütfen şimdi bizi dikkatle dinleyin ve ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmadan ve önlem aldığımızda depreme karşı mücadele edebileceğimizi ve bu mücadeleyi kazanabileceğimizi bilerek dikkatle dinleyin. Şimdi bugün Öncesinde esnasında ve sonrasında alınacak önlemleri hep beraber göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunu artık biliyoruz. Hepimiz bir kez daha hatırladık. Ülkemizde bazı kentlerimiz gerçekten deprem açısından çok ciddi risk taşıyor. Mesela bakın burada gördüğünüz kırmızı hatlar fay hatlarıydı. Tekirdağ kıyıları, İstanbul'un Marmara kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Amasya, Tokat, Erzincan, Bingöl, Muş, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay ve aynı zamanda Ege bölgesindeki burada kırıklı hatlar var. Burada coğrafyada Hors ve Graben dediğimiz yeryüzünün kırıklı alanları var. Buralar deprem açısından gerçekten riskli. Ha, Mardin, ya da Konya ya da Artvin ya da Kastamonu daha düşük riske sahip ama buradaki yaşayan öğrencilerimize mutlaka depreme karşı bilinçli olmalı, hazırlıklı olmalılar. Şimdi ne yapmalıyız? Yerleşim alanları ...fayatlarına hatlarına kurulmamalı. Yani tam fay üzerine eğer ev kurarsak gerçekten sallanma, yıkılma riskimiz daha fazla oluyor. Deprem riski olan yerlerde çok katlı bina yapılmamalı. Binanın katı arttıkça sallanma ve yıkılma riski artıyor. Konutlarda ise ve sağlam malzeme kullanılmalı. Hocam biz bunları nasıl yapacak diyeceksiniz. Bununla alakalı ailenizi bilinçlendirebilirsiniz. Ailenize diyebilirsiniz ki anne, baba, dayı, amca, teyze, dede neyse. Biz fay hattında yaşayan bir ülkeyiz. Bizim bulunduğumuz kentte fay hattı var. O zaman biz... Evimizin sağlamlığıyla alakalı önlem aldık mı? Daha büyük bir evde yaşayalım ve hatta komşularımıza yakın olalım diye riskli bir alanda yaşıyorsak bunu lütfen araştıralım diye anne ve babalarınıza baskıda bulunabilirsiniz. Çünkü onlar sizleri kendilerinden daha çok seviyor. Bunu bilin. Geldik buraya toplam alanları belirlenmeli ve halk eğitilmeli ve deprem tatbikatları yapılmalı. Tabi deprem tatbikatları okulunuza mutlaka yapılmıştır ama bu tatbikatlarda sakın gayri ciddi bir şekilde ya ama bu nasıl gerçek değil diye ciddi almamazlık yapmayın arkadaşlar. Mutlaka ciddi alın ve o tatbikatlarda kurallara harfiyen uyun. Çünkü yapacağınız bir tatbikat ileride gerçek bir şekilde kullanmanıza yarayabilir. Dolayısıyla toplanma alanınız belirleyeceksiniz ve öğreneceksiniz. Onu zaten belediyeler belirliyor. Biz burada toplanıyoruz diyeceksiniz. Ve aynı zamanda da tatbikatları harfiyen olacaksınız. Deprem öncesinde ailecek acil durum planı hazırlamalıyız. Evimizdeki güvenli ve tehlikeli bölümleri mutlaka belirlemeliyiz. Aile bireyleriyle olağanüstü bir durum karşısında nasıl davranmamız gerektiğini önceden planlamalıyız. Yani deprem olursa ne yapıyoruz? Bu odaya gidiyoruz veya burada duruyoruz. Veya eğer binamız yıkılırsa ki inşallah yıkılmaz burada buluşuyoruz eğer kurtulursak. Herkes bunu önceden bilmeli. Bununla alakalı plan yapılması lazım. Şimdi yatağımızın dolap, ayna ve cam eşyaların uzağında bulunmasına dikkat etmeliyiz. Niye? Çünkü aynalar, camlar üzerimize düşebilir. Yatağımızın yanında düdük ve su bulundurmalıyız. Neden? Çünkü enkaz altında kalırsak düdükle yukarıya seslenebiliriz. Su olursa su ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Yattığımız zaman telefonumuzu yakınımıza bulundurmalıyız. Neden? Çünkü deprem esnasında telefon sayesinde birçok insan kurtulabiliyor. Çök, kapan ve tutun hareketini öğrenmeliyiz. Bu hareket bizim deprem esası kurtulmamızı sağlıyor. Yani eğer burada bir duvar var ya bu duvar böyle geliyor bunun üzerine devriliyor ama sen burada hayat üçgeni oluşturmuş oluyorsun. Dolayısıyla biz sağlam böyle duvar devrildiğinde yıkılmayacağına emin olduğumuz yatakların, koltukların işte böyle ciddi büyük kalın cisimlerin yanında çök kapan tutun yaptığımızda kurtulma ihtimalimiz artıyor. Bunu arama kurtarmada AFAD ekibinde bulunmuş birçok değerli uzman da söylüyor. Yani diyorlar ki böyle koltuğun, yatağın ya da böyle sağlam bir cismin yanına çöküp kapanıp tutunan insanları kurtarabildik. Ama merdivenlere koşan, asansörlere koşan, balkona koşan insanların genellikle kurtulamadığına şahit olduk diyorlar. Şimdi devrilebilecek mobilyalarımızı duvara sabitlemeliyiz. Yani bu devrilebilir ya, bunu sabitleyeceksin. Eğer bu devrilmezse bu aynı zamanda senin bir kurtulman için alan da oluşturuyor. Bak bu tarz şeyleri mutlaka sabitleyeceğiz. Eğer sabitlemediyseniz evinize böyle Oynayabilecek şeyler varsa onları mutlaka sabitleyin. Mutfak dolabı, vitrin ve benzeri dolaplara sağlam kilitler takmalıyız. Deprem çantasını hazırlayıp kolayca ulaşabileceğimiz bir yerde bulundurmalıyız. Şimdi, deprem çantası nedir? Deprem sonrasında hiç kimseden yardım almadan yaşam mücadelesi vermek zorunda kalabilirsiniz. Allah korusun. Deprem çantası da bu mücadeleyi kazanmanızı sağlayabiliyor. Çantamıza gıda olabilir. Ya tabii ki abartılı bir şekilde değil. Sonuçta enkaz altında kaldığımızda bozulmayacak gıdalar, Kuru yemiş, kuru meyve gibi. Giyecekler olabilir ama o anda tabii ki onu düşünmeyebiliriz. Temizlik malzemeleri olabilir. Aynı zamanda sağlık malzemeleri olabilir. Ama burada en önemli tabii ki gıda ve su arkadaşlar. Deprem esnası, deprem olmaya başladı. Zelzele diyorlar onu Arapça'da. Deprem olmaya başladı. Bismillah dedik. Ya Rabbi bizi koru dedik paniğe kapılmamamız gerekiyor. Çünkü paniğe kapılarak sağa sola koşturduğumuzda, asansör ve merdivenlere koşurduğumuzda, camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığımızda genellikle sonuç olumsuz oluyor arkadaşlar. Ama sağlam olabileceğine inandığımız bir cismin yanına durup orada çök kapan tutun hareketi yaptığımızda kurtulma ihtimalimiz çok ciddi anlamda artıyor. Bunu uzmanlar tavsiye ediyor. Sakın sakın kaçmaya çalışmayın diyorlar. Zaten örnek veriyorum çok üst bir katta oturuyorsanız deprem böyle çok kısa sürüyor. Yani depremin yıkıcılığı birkaç saniye içerisinde oluyor. Siz o esnada koşayım derken zaten yakalanabilirsiniz. O yüzden sağlam bir cismin yanında çöküp kapanıp tutunduğunuzda Allah korusun inşallah bir şey olmadan kurtuluyorsunuz. Şimdi bina içinde bulunuyorsanız en yakınındaki güvenli alanda çök kapan tutun hareket yapıyorsunuz vücudumuzu mümkün olduğunca küçültmeliyiz ki hani eğer bu böyle duvar buradan böyle devrilirse biz burada bir köşede bir şey oluşturabilirim. Yani bu da zaten sabitlediğimiz bir şey. Vücudumuzu mümkün olduğunca küçültmeliyiz. Çünkü vücut ne kadar büyük olursa oraya bir şey düşer ve zarar görebiliriz. Sağlam ve hacimli eşyalar yaşam üçgeninin oluşmasına bize yardımcı olacaktır. Kalın bir gardırop, bir buzdolabı, bir yatak, bir koltuk sağlam bir şey. Bakın bu duvar, duvar böyle devriliyor ve biz burada kurtulabiliyoruz arkadaşlar. Allah korusun. Tabii en başta sağlam bir binada oturmak daha önemli. Bina içinde bulunuyorsanız, binanın içindesiniz, evde değilsiniz. Sarsıntı bitene kadar bina içinde kalmalıyız. Bulunduğunuz binayı terk etmeden önce doğalgaz, elektrik ve su tesisatlarını kapatmalıyız. Enkaz olmadık, tamam sallandık ama artık çıkmak istiyoruz. Evimiz duruyor sağlam bir şekilde çok şükür. Doğalgaz, elektrik ve suyu kapatmalıyız. Sarsıntı geçince panik yapmadan hızlı bir şekilde dışarı çıkmalıyız. Tabii ki kapı önlerine böyle ayakkabılar koyuyorlar. ...işte ne bileyim böyle saçma sapan dolaplar koyuyorlar. Onları kaldırmalıyız arkadaşlar. Çünkü onlar bizim merdivenlerden inerken takılmamıza sebep verebilir. Bunu mutlaka apartman yönetimiyle konuşmalısınız. Yani eskiden görüntü kirliliği olmasın diye koymadığınız ayakkabıları artık hayatınızı kurtarmak için koymamanız gerekiyor. Gerçekten ona dikkat etmelisiniz. Yetkililer evimizi kontrol edip eve ne zaman dönebileceğimizi söyleyene kadar da evimize dönmemeliyiz. Şimdi okuldaysak panoya kapılmamalıyız arkadaşlar. Okullarımız zaten çok sağlam binalardan yapılıyor okullar yani öğrenciler bizim geleceğimiz olduğu için herhalde Türkiye'deki en sağlam binalar okullar diyebiliriz. Buna dikkat edin. Paniğe kapılmamalı, sağa sola koşulmamaya özen göstermeliyiz. Asansör ve merdivenlere koşmamalıyız. Sınıfımızdan çıkmamalıyız. Başımızı iki elimizin arasına alarak çanta kitap gibi koruyucu bir eşya ile örterek çömelmeliyiz. Bu yeterli arkadaşlar. Zaten okullar çok sağlam. Yani okullar devletin yaptığı en sağlam binalar arasında. Çünkü öğrenciler, çocuklar bizim geleceğimiz her şeyimiz yani. Dolayısıyla eyvah ne oluyor diye koşmanıza gerek yok. Okul böyle sallanacaktır ama sonrasında sakin bir şekilde duracaktır. Ve zaten az önce söylediğimiz çök-kapan-tutun hareketiyle de kendinizi iyice güvence altına alacaksınız. Asansörde bulunuyorsanız kat çıkış düğmesine basarak asansörü terk etmeniz lazım. Bina dışında bulunuyorsanız yani okulda değilsiniz, evde değilsiniz, sokaktasınız. Tabii ki binalardan, camlardan, elektrik tellerinden uzak duracağız. Ağaç, köprü, direkt tünel gibi yerlerden uzak durmalıyız. Yani açık bir alanda durmalıyız özetle. Güvenli bir yerde deprem etmesini beklemeliyiz. Kalabalık ortamdaysak yetkililerin duyurularına kulak vermeliyiz. Eğer araç kullanıyorsak şu anda siz hiçbiriniz araç kullanacak yaşta değilsiniz. Ama arabanın içindesiniz, ailenizle berabersiniz. Anneniz ya da babanız kullanıyor ya da abiniz kullanıyor neyse işte. Bulunduğumuz yer güvenliyse aracımızı durdurmalı ve aracın işte beklemeliyiz. Çünkü sallantı esnasında araba kullanmak tehlikeli. Trafikten, köprü üst geçişli tünellerden uzak durmalıyız. O esnada köprü üzerindeysek bekleyeceğiz tabii. Ama oraya daha varmaysak duracağız. Trafikte isek akan trafiği düşünerek aracın dörtlerini yakarak yavaşlamalı ve aracı güvenli bir yere park etmeliyiz. Toplu taşıma aracındaysak yani metroda, otobüste, metrobüste isek metro veya trenden inmemeliyiz. İçerideki askılara tutunup depremin geçmesini beklemeliyiz. Görevlilerin talimattan uymalıyız. Yine metrolar veyahut da bu yollar gene en sağlam yerlerde yapılıyor. Sakın sakın endişelenmenize gerek yok. Yıkıntı altında mahsur kaldıysak Allah korusun. Çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız. Yani böyle bir şeyler var oradan kurtulursam kurtuluyorum diyorsanız kurtulun ama emin değilseniz orada sabırlı bir şekilde beklemeniz gerekiyor. Enerjinizi tasarruf kullanmak için hareketlerinizi kontrol edeceksiniz. Yani hemen düştük hemen bina yıkıldı aa diye bağırmamıza gerek yok. Çünkü daha İnsanlar bir tedirginliğini atacak, yavaş yavaş arama kurtarma ekipleri hemen gelecekler ama o esnada onlar geldiğine bağırabilmek için onlar gelene kadar gücümüzü korumamız gerekiyor. Panik olmadan etrafınızı kontrol ediniz, sakın sakın kibritle çakmak yakmamamız gerekiyor. Neden? Çünkü doğal gaz kaçağı olabilir. Hareket etmeyiniz ve toz kaldırmayın. Zaten deprem esnasında böyle her yer toz alacak, nefesimize dikkat etmemiz lazım. Böyle ağzımızı bir elbiseyle kapatmamız gerekiyor ki ciğerlerimize toz girmesin. Ağzınızı ve burnunuzu mendil ya da kıyafetinize kapatın. Mendil çoğumuz kullanmıyoruz artık. Kıyafetimizi kapatacağız. Borulara ya da duvarlara vurarak yerinizi arama kurtarma ekiplerine bildirmeye çalışın. Veya ıslık çalın. Veyahut da seslenin. Ama hemen değil. Çünkü o esnada daha arama kurtarma ekipleri hemen şak diye birkaç dakika işte gelemezler. Bağırmayı son çare olarak kullanın. Çünkü bağırmak tehlikeli boyutlarda toz yutmanıza da neden olabilir. Buna dikkat edin. Telefonumuzda olması gereken beş tane uygulama var. Bunları da çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bakın Afat Acil, toplanma yerlerinden 112 acile kadar her türlü bilgiye erişilebiliyor. Afet durumunda acil çağrı başlatıyor. 112 acil yardım konum belirtmenize gerek kalmadan konum bilgilerinize erişiyor. Aynı zamanda düdük yazdığınızda çıkabilecek uygulamalarda şiddetli bir düdük sesi çıkarmanızı sağlayacaktır. Bir de bridge fi diye bir şey var arkadaşlar. Yani böyle köprü ve ardından da fi diye yazıyor. Bu çok önemli değil. Burada da yine internet yerine Bluetooth ile çalışıyor. Yakınlarınız ile iletişim kurmanızı sağlıyor. Yani Bridgefy yazdığınızda indireceğiniz uygulama internet yerine Bluetooth ile çalışıyor. Güvendiğim uygulaması da öncesinde belirlediğiniz 5 numaraya konumunuzu gönderiyor. Bu uygulamaları telefonunuza bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Deprem sonrası alacak önlemlere bakalım. Artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Yetkililer izin vermedikçe sağlam dahil olsa evlerimize girmemeliyiz. Açık bir alanda deprem toplanma alanı beklemeliyiz ve gaz sıkıntısı ihtimali nedeniyle ateş yakmamalıyız. Söylentilere kulak vermemeliyiz. Bakın bu deprem öncesi de doğru bir şey. İşte deprem olacakmış yarın. Öyle bir şey bilimsel olarak doğru değil arkadaşlar. Depremin nerede olacağı belli ama ne zaman olacağını hiç kimse bilemez. İstanbul'da bundan 500 yıl sonra da deprem olabilir. Bundan Allah korusun 5 dakika sonra da deprem olabilir. Ama bu hafta deprem, bu yıl deprem olacak. Geliyor. Öyle bir şey bilimsel olarak doğru değil. Bunlar tamamen uydurma. Ama... İstanbul'da ya da Ankara'da ya da İzmir'de ya da işte deprem bölgelerinde deprem olma ihtimali var. Bu ihtimal var. Ne zaman? Bugün mü yarın mı? 500 yıl sonra mı? Bu belli değil. Bunu bilin. Yani kendinizi böyle korkutmanıza gerek yok. İşte Maraş'ta deprem oldu. O zaman haftaya da bizde olur. Öyle bir şey yok. Bilimsel olarak doğru değil. Söylentilere kulak vermemeliyiz. Doğru bilgiyi yetkililerden almalıyız. Deprem sonrası alınacak önemlere bakalım. Telefonları gereksiz meşgul etmememiz gerekiyor çünkü insanlar bunu kullanmak isteyebilirler. Olayla ilgili bilgileri güvenli kitle iletişim araçlarından takip etmeliyiz. Afet ve acil durumlarda trafiği meşgul etmemeliyiz. Haberleşmek için kısa mesaj ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Hayati durumlarda dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizde olabildiğince kısa tutun arkadaşlar. Deniz kıyısında bulunuyorsak dev dalgaların oluşabileceğini düşünerek kıyıdan uzaklaşmalıyız. Yardım kuruluşlarının dağıtacağı yardım malzemelerinden ihtiyacınız kadar almalısınız ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkıp yayılması ihtimaline karşı da temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Özetle arkadaşlar depremden korunabiliriz. Depreme karşı ülkemizin yaşadığı riskleri, yaşayabileceği riskleri azaltabiliriz. Sağlam binalarda oturarak, deprem esasında sakin kalıp önlemlerimizi alarak depremden korunabiliriz. Tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Erzurum'da kar yağar ve çok kar yağacağı için oradaki insanlar oraya karşı hazırlıklıdır. Antalya'da kar yağmaz. O yüzden oradaki insanlar eldivenler, montlar, parkalar, gocuklar, atkılarla dolaşmazlar. Çünkü orada kar yağmaz. Dolayısıyla eğer sen Erzurum'a gittiysen sağlam bir palto, sağlam bir eldivene sahip olmalısın. Buna göre önlem almalısın. Neden? Çünkü orada kar yağma ihtimali çok yüksek. Her sene yağıyor. İşte bu kentlerimizde de deprem riski yüksek. O yüzden orada önlemlerimizi alırsak İnşallah hiçbir risk olmadan kurtulabiliriz. Tabii ki her zaman için sakin kalmak, korkmamak, söylentilere inanmamak ve bilimin ışığında derslerimizi sıkı sıkıya çalışarak, kendimizi geliştirerek doğru olanı yapmak her zaman önemli arkadaşlar. Ee, diğer bir doğal afet videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Yine YouTube kanallarımızda sizler için akut... AFAD yetkilileri ve aynı zamanda ilk yardım uzmanları, psikolojik destek için değerli klinik psikologlar, uzman psikologlarla canlı yayınlar yapmaya, sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Derslerinizde sıkı sıkı çalışmayı unutmayın. Hadi bakalım. <laughs>